Hoş geldiniz. Bugün teknedeyiz. Nasıl bir tekne almalıyım sorusunun yanıtlarını arayacağız. Bizim neye ihtiyacımız var? Nasıl bir tekne almalıyız? Hangi tekne bizim için daha doğru? Bu soruların yanıtlarını kısa kısa hızlıca bulmaya çalışacağız. Tekne almak istiyorsak ve tekne almak için artık videoları izlemeye başladıysak aklımızda bir şeyler oluşmaya başlamıştır. Fiber mi olsun? Yoksa ahşaplı tekne mi olsun, dıştan takma mı olsun, Z kuyruk mu olsun, yok efendim içten motorlu mu olsun? Bu soruların yanıtlarını kafanızda sormaya başladınız. Bunların hepsinin cevaplarını size hızlıca vermeye başlayacağız. Motor yat mı, yelkenli mi? Eğer zamanınız yoksa, yoğun çalışıyorsanız, böyle kendinize birkaç saatlik zamanlar ayırabiliyorsanız şayet tabii ki motor yat almanız lazım. Sorunun cevabı kendi içinde çıkıyor. Ama yok, çok uzun zamanım var. İstediğim gibi gezebiliyorum. Böyle kendime bir hafta ayırabiliyorum. Koyları rahat dolaşıp uzun yollara gitmek istiyorum diyorsan şayet o zaman tabii ki yelkenli. Yelkenli de limitsizsiniz. İstediğiniz yere kolayca ulaşabilirsin. Peki önce motor yattan başlayalım. Çünkü en çok talep gören, en hızlı alınan, hızlıca zaman ayırabildiğimiz teknelerin başında motor yatlar geliyor. Motor yat almaya karar verdik. Kaç metre olmalı? Bunun motoru nasıl olmalı? Marineye mi bağlamalıyım? Yoksa bir römorku alıp da çekip evin önüne mi koymalıyım? Yok bir arkadaşın evinin bahçesi var. Oraya mı koymalıyım? İşte bu sorular hep kafanızı kurcukluyor. Cevaplar çok basit. Eğer bir motor yatla başlayacaksanız bu motor yat minimum 9 metre civarında olması lazım ki ideal olanını söylüyorum. Size en azından bir kamera, bir mutfak alanı, bir güzel bir platform, geniş bir dinlence alanı sağlayabilsin. Şu an bizim kullandığımız tekne 9 metre 90 santim boyunda tek kameralı ama oldukça geniş bir dinlenceye sahip, böyle karşılıklı rahatça oturabildiğimiz bir tekne. Peki kıçtan takma mı olmalı tekne? Bu büyüklükteki tekneleri kıçtan takmalı benzinli makinalarla kullanmanız zor. Evet, şu anda daha pratik iki tane hemen 150 beygir 200 beygir takarız, hızlıca gider geliriz dersiniz. Bunların bazı dezavantajları var. Bir yere kıçtan kara yaptığınızda ki marinaların hemen hemen hepsine kıçtan kara bağlanırsınız. Bu motor, arkadaki iki tane motor sizin iniş ve binişinizi ciddi anlamda zorlaştırır. Çünkü orada bir platform olmayacak, orada iki tane motor olacak. Bir de bu motorları kaldırmak zorundasınız. Kaldırdığınız zaman sizin inip binebileceğiniz yer zor olur. Hele hele bir de çantalarla çoluk çocuk gelirseniz girmeniz oldukça zor olacak. Peki ne kaldı geriye? Bu durumda bir içten takmalı, şu an bizim de kullanmış olduğumuz bir tekne modeli. Şaftlı mı yoksa kuyruklu makineler? İki seçeneğiniz var. Kuyruklu makinelerin negatif yanı, hemen hemen her yıl karaya alıp kuyruk bakımı yaptırmak zorundasınız. İdeal tekne boyutu nedir? Böyle bir sorunun cevabı yok. Bu sizin ihtiyaçlarınızla ilgili. Eğer siz birkaç kişi hafta sonu çıkalım, tur atalım, sonra da hızlıca dönelim diyorsanız şayet 7-8 metrelik tekneler işinizi görecek. Bir kamerası olsun, geceyi de içinde geçirebileyim, koylarda da birkaç gün zaman geçireyim diyorsanız bu boy 9 metreye kadar çıkar. Ailece gezeceğiz şayet diyorsanız 9 metrenin altında bir tekne sizi mutlu etmeyecektir. O yüzden bu soruların cevabı aslında biraz da sizde. Tekne almadan önce yapmanız gereken şeylerin başında neye ihtiyacım var, tekneyi nasıl kullanacağım, kaç kişi kullanacağım ve ne kadar zaman ayıracağım sorularının yanıtını öncelikle vermeniz gerekiyor. Gövde yapılarına göre de tekneler ahşap mı fiber mi sorusu gelecektir. Günümüzde ahşap teknelerin bakımları oldukça zor ve maliyetli olduğu için artık fiber teknelere geçtik. Çünkü fiber tekneler oldukça maliyetsiz, uzun süre kullanılabilen tekneler. Ahşap tekneyi birkaç yılda bir karaya alıp eğer armuz yapmışsa, yani iki ahşabın arasında bir açılma olmuşsa oralara dolgu yapmanız lazım, armuz dolgusu. Onların arasından su geçişini engellemeniz lazım. Ahşap tekne su yapar. Gövdenin altında bazı böyle hoş istemediğiniz kokular ortaya çıkar. Ahşap sürekli bakım ister. Zımpara yapmanız lazım, cila yapmanız. Ben anlatırken yoruldum. Siz bir de bunları yapacaksınız. Teknenin fiber olması, hele hele yeni başlıyorsanız şayet, işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Tekne boyutlarında önemli olan, teknenin tabii ki en büyük tekneyi alalım, 15 metre alalım, rahat rahat kullanalım ama daha önce tekne kullanmamışsanız şayet, denizcilikte abralamak olarak tabir ettiğimiz bir deyim vardır. Ne demek bu? Tekneye hakim olmak. Eğer siz 14-15 metre bir tekne alırsanız ve daha önce hiç kullanmadıysanız, denize çıktığınızda hafif bir rüzgarın altında ya da marina girişlerinde tekneyi kontrol edemiyorsanız, yani tekne sizin kontrolünüzden çıkıp kendi başına bir yerlere yönlenmeye başlamışsa, bu sizin için ve diğer tekneler için ciddi bir sıkıntı oluşturur. Deniz ehliyeti, kaptanlık ehliyeti oldukça kolaylaştırıldı. Bugün internetten basit 5-10 soruyu yanıtlayarak kaptanlık belgesi alabiliyorsunuz. Denizciliğin yayılmasını tabii ki destekliyoruz ama
Mutlaka içinde sevdiklerinizi, ailenizi, dostlarınızı taşıyorsanız denizcilik hakkında fikriniz olsun. İnternetten aldığınız bu belgelerle hemen 12-13 metrelik teknelerle uzun yollar yapmaya çalışmayın. Denizcilik eğitimi alın. Tekneyle denize çıkacaksınız. Halatları çözdünüz. Marina'nın içerisindesiniz. Ve bir anda iskeleden 12-13 knotluk bir rüzgar bastı. Tekneniz sancağa doğru kaymaya başladı. Ne yapacaksınız? İşte bu sorunun cevabını hala bilmiyorsanız şayet hemen tekne alıp denize açılmadan önce biraz eğitime ihtiyacınız var demektir. Özel yapım tekne nedir? Tekneler iki kategoride her şeyden önce üretilir. Bir tanesi seri olarak üretilen, firmaların üretmiş olduğu, çeşitli markalarla adlandırılmış, bilmem kaçıncı bin teknesini üreten firmalar var. Örneğin Benetton'dan bir tekne alacaksınız. Teknenin gövde numarasına baktığınızda ki genelde sancak kıç tarafta, full number olarak görürsünüz. İmalat tarihi ve imalat sayısı vardır. Adam binlerce bugüne kadar tekne üretmiştir. Firma bugüne kadar yüzlerce tekne üretmiştir. Ve sorunların hepsini çözmüştür. Siz bu sorunların çözülmüş olarak bu tekneyi alıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama diğer tarafta birisi bir yerde bir kalıp bulmuştur. O kalıbın içerisinde fiber dökmüştür. Bu fiberin nasıl döküldüğünü bilmiyorsunuzdur, kaç kat olduğunu bilmiyorsunuzdur, delaminasyon var mıdır yok mudur, ozmoz başlangıcı için müsait midir değil midir, bunların hiçbirisini bilmiyorsunuz. Arada hava kaldı mı kalmadı mı bilmiyorsunuz. Tekneye dışarıdan baktınız çok güzel. İşte o zaman siz bazı sorunları da peşinen satın almış oluyorsunuz. Özel yapım tekneler tabii ki içlerinde çok iyi üretim yapan iyi tersaneler mutlaka vardır. Tersanelerde seri üretilen tekneler olacaktır ve bunlar bu kapsamın dışındadır. Ama evin önünde ya da basit bir alanda hemen 300-500 metrekarenin içerisinde standartlardan uzak, testleri yapılmamış, simülasyonları yapılmamış bir tekneyi aldığınızda sorunları satın alıyorsunuz. Özel yapım tekne alırken lütfen dikkat. Bir de tabii tekneler alırken bu tekneler araçlar gibi bir arıza kayıtları olmadığı için ya da bir servis kayıtları olmadığı için, sigorta kayıtları olmadığı için bu teknenin daha önce hasarlı mı olup olmadığını göremezsiniz. Siz tekneyi gidersiniz, beğenirsiniz. Oh çok güzelmiş, dışarıdan bakarsınız, mis gibi tekne alırsınız. Ama belki de tekne daha önce ciddi bir kaza geçirdi, karaya oturdu, fiber tamiratı yapıldı. İyi yapılan tamiratlar tabii ki sorunsuz olarak teknenin ömrünü uzatacaktır ve kullanıma devam edecektir. Günümüzde öyle marinalardaki işçiliklere de baktığımız zaman, çünkü işçilik maliyetleri çok yükseldiği için hızlıca hemen yapalım, tekneyi suya atalım şeklinde hareket ediyorlar. Bu da sizin aldığınız teknenin kısa süre sonra sorun yaratmasına neden olabilir. Neler olabilir? Gövdede bir jelkot hasarı varsa, jelkotun arkasına tuzlu su girmiştir. Delaminasyon, yani katların arasındaki laminasyonlar ayrılmaya başlamıştır ve tuzlu su buradan yürümeye başlamıştır. Ozmoz tedavisi 5-6 bin euro civarında olur ve uzun bir süreçtir. Canınızı sıkar, keyfinizi kaçırır, deniz keyfiniz yarıda kalmasın. O yüzden tekne almadan önce mutlaka bir survey, bir eksper yaptırın. Bu arabalardaki gibi alıp bir yere götürmüyorsunuz. Konunun uzmanı arkadaşlarımız birkaç gün tekne boyutuna göre tekneyi denizde ve karada inceliyorlar ve bu incelemenin sonunda bir rapor hazırlıyorlar. Bu rapora göre de tekneyi alıp almayacağınıza karar veriyorsunuz. Tekne kullanmak zor mu? Kimine göre çok zor, kimine göre değil. Eğer biliyorsanız çok kolay, bilmiyorsanız zor gelebilir. İlk etapta bir sürü tabirler var. Sancak diyorlar, iskele diyorlar, teknenin kıçı diyorlar, başı diyorlar. Size bunun solundan mı geçeceğim, sağından mı geçeceğim, yok önünden mi geçeceğim, nasıl durduruyorsunuz bu teknenin, freni var mı, yok mu? Bütün bunların hepsinin soruları aklınızda böyle geçip giderken teknenin başına geçiyorsunuz ve sürmeye başlıyorsunuz. Tekne seyre başladığı zaman bir de bakıyorsunuz karşıdan bir tekne geliyor. Eyvah, ne yapacağım şimdi? Solundan mı geçeceğim? Sağından mı geçeceğim? Yani tekneyi iskelemde mi bırakacağım? Sancağımda mı bırakacağım? Yok yok, olmadı, dur, tornistan mı yapacağım? Yani geri geri mi gideceğim? İşte bunların hepsi sizin donanımınızla ilgili. Biraz da tecrübe, biraz da zamana ihtiyacınız var. Tabii ki hiç kimse bir günde pıt diye tekneyi kullanıp hemen kaptan olmuyor. Düz denizde herkes kaptan. Ama zorlu denizlerde yapmanız gereken şeyleri önceden biliyor olmanız lazım. Yani sert bir hava geliyor. İşte 3 bufor, 4 bufor hava başladı artmaya. Siz bunu tahmin etmeye başladınız. Ya da önünüzdeki tahmin sistemlerini, işte Windy'yi indirdiniz telefonunuza. Baktınız, eyvah deniz geliyor, hava geliyor dediniz. Ne yapacaksınız? Kaçalım ya da önlem alalım.
Şimdi bazen soruyorlar, siz ne yapıyorsunuz kaptanım diyor. Böyle havalarda ben denize çıkmıyorum. Çünkü en güvenli yer marinadır. Hava denizde kaldınız ve kaçarınız yok. Ne yapacaksınız? Öncelikle tekneyi demirlediğiniz yerdeki zincir miktarınızı yani kalomanızı artıracaksınız. Bunlar başka bir eğitimin konusu. Sadece burada nasıl bir tekne almalıyım derken bahsettiğimiz şeylerin başında bu geliyor. Marinalarda neden her şey euro ile? Denizcilik sektöründeki her şey euro ile satılıyor. Euro ile alınıyor. Ve tekrar yine euro ile satılıyor. Bugün bir elektrik ustasını çağırdığınızda bile bir maaş dinamosunu sökmeye 100 euro işçilik alırım. Bunun da işte 100 euro da malzemesi var diye size söylüyor. Tabii sadece malzeme maliyetleri euro ile değil. Marina'da bir bakım ve onarım ihtiyacınız oldu. Ve bu işin de marina'da teknik ekip bu işi yapamıyor. Siz de tuttuğunuz dışarıdan bir usta getirdi. Ustanın marina'ya girebilmesi için de bir bedel ödemeniz gerekiyor. Ve bu bedel usta giriş bedeli olarak söylenir. Yine bir soru. O telsizlerle ne konuşuyorsunuz? Kiminle konuşuyorsunuz? Ne anlatıyorsunuz? Denizlerde telsiz kullanıyoruz. VHF cihazlar kullanıyoruz. Neden bu cihazları kullanıyoruz? Çünkü telefonlar belirli bir mili açtıktan sonra 3-5 mili bazı koylarda telefon sinyalleri yetersiz kalabilir. Telsiz denizde olması çok iyidir. Düşünsenize yoğun çalışma temposundan çıktınız ya da canınız çok sıkkın ya da arkadaşlarınızla beraber geldiniz, tekneyi çalıştırdınız ve en yakın koya geldiniz. Atladınız. Huzur, sessizlik. İşte bu tarifsiz bir şey. İster 5 metre, ister 3 metre, ister kano, ister 20 metre, ister 15 metre. Neyle var olursanız olun mutlaka denizde olun. Mesela hemen yanımızdan küçük bir tekne geçiyor. Bakın bu da aynı keyfi yaşıyor. Yani şu an benimle ya da bir başka hemen yanımızdaki kocaman azimuttan daha büyük bir keyif yaşamıyor. Aynı keyfi yaşıyor. Aynı denize geliyor. Aynı güneşi. Aynı havayı soluyor bizimle beraber. O yüzden denizde olmanızın tarifi yok. Nasıl bir tekne almalıyım sorularına yanıt bulmaya çalıştık. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ki bu çok güzel bir şey. Bizim için önemli olan kısım algoritmanın da yükselmesi için abone olmanız gerekiyor. Normalde bunu çok söyleyip buna ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum ama bizim videolarımızın aramada öne çıkması için, siz ve arkadaşlarınızın bu videodan faydalanabilmesi için bir beğenip, hani çok zor olmayacaksa şayet, bir de böyle abone olursanız şayet, bizi biraz da algoritmanın önüne doğru iteklemiş olursunuz. Nasıl bir tekne almalıyız sorusunun cevabını aradık. Cevapları sizinle de paylaştık. Denizde kalın, hoşça kalın. Söylemeye çalıştığım şey bu işte. Orayı çekerken gözün orada olacak. Herif çapanın üstüne attı.